Unity üzerinde kodlama öğrenmek istiyorsunuz. Arayüzü öğrendiniz. Birçok kez denediniz fakat nerede nasıl yapacağınızın konuların birbirine nasıl bağlı olduğunu tam kestiremediniz. Şimdi tam olarak doğru yere geldiniz. Ben 2 yıl aşkındır oyun geliştirmeyle ilgileniyorum. Aslında asıl mesleğim öğretmenlik ama aynı zamanda kendi kendime oyun geliştirme alanında kendimi geliştiriyorum ve aynı zamanda YouTube'a içerik üretiyorum. Arkadaşlar çokça soru soruyor tabii ki bu süreçte. Abi sen bu kadar kodlamayı nasıl iyi öğrendin? da senin kadar iyi yapabilirim. 2 yılda çok iyi ilerlemişsin gibi. Bir sene Unreal Engine, bir sene Unity olarak şu anda ikisini de aktif olarak kullanıyorum. Sizlere de benim nasıl öğrendiğimi ve perspektifimi açıklamak isterim. Eğer izlemediyseniz bundan önceki Unity'ye nasıl öğrenilir 60 dakikalık videomuzu izleyerek Unity'nin arayüzünde nasıl kontrol sağlayacağımızı ve temel komponent game obje yapısını öğrenebilirsiniz. Eğer onları hala hazırda biliyorsanız bu videoya devam edebilirsiniz. Eğer onları bilmiyorsanız onu izlemenizi şiddetle öneririm arkadaşlar. Bir Unity projesi açtım burada YouTube kod isminde. 2022 sürümü üzerine fakat fark etmez hangi sürümü kullandığınız. Bu video içerisinde tamamen C kodları nasıl yazılır, nasıl öğrenilir ve Unity üzerine nasıl ayarlanır hepsini göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bilmiyorsanız Unity'nin arayüzüne hakim değilseniz sıfırdan proje nasıl kurulurdan yüklenirden nasıl bir şeyler oluşturulur oraya kadar açıklıyorum istiyorsanız girelim. İlk olarak girmemiz gereken konu ayarlamalarımız doğru yapıldı mı? Yani Unity üzerinde bazı ayarlamalarımızın yapılması gerekiyor. İlk olarak Visual Studio Update, pardon, installer. Bunu ilk videoda gösteriyorum. Tekrar üzerinden geçmek istiyorum çok hızlı çünkü siz kurduğunuz zaman versiyonu kurarken veya kurduktan sonra değiştir dediğinizde Burada bir Unity ile C -Sharp oyun geliştirme var. Oyun Unity ile oyun geliştirme gördüğünüz gibi. Bunun tikli olması gerekiyor arkadaşlar. Kütüphaneleri doğru tanıması için. Daha sonra ikinci olarak da burada Preference üzerinde External Tool'lar var. Buradan Visual Studio 2022'yi seçin. Burada ben normalde Rider kullanıyorum ama ücretli bir uygulama. Onun için ücretsiz olan Visual Studio 2022 kullanacağım. Artık hangi sürüm varsa şu anda güncel olarak bu videoyu izlediğiniz zaman. Visual Studio Code da kullanabilirsiniz ama en yaygını bu olduğu için bunu kullanacağım. Boş bir sahne var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk olarak bir küp oluşturalım. Klasik. Küpümüzü biraz yukarı çekelim. Şöyle. Bu küpümüze arkadaşlar. Şöyle bir kamerama bakayım doğru yerde mi? Aynen problem yok. Bu küpümüze bir script oluşturup ekleyerek işe başlayalım. Şöyle ki ilk videoda da açıkladığım gibi arkadaşlar Transform, Mesh Filter, Mesh Renderer, Box Collider bunların hepsi aslında birer component değil mi? Aynı zamanda da bunlar aslında bir C# scripti. Burada ikonlarının olduğuna bakmayın. Aslında bunların hepsi bir kod aslında. Bizim oluşturduğumuz her kod da bu collider gibi, mesh renderer gibi veya Et component dediğinizde burada çıkan her şey birer kod yapısı aslında. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi bu vektör 3 booleanlar veya burada bir enumlar var. Bunları birazdan hepsini göstereceğim size. Bu yapıların hepsi arkadaşlar aslında birer kod. Sadece Unity bizler için bunları proje açar açmaz bize yüklüyor. Şimdi biz yeni bir kod oluştururken asset kısmını oluşturacağız. İki kod oluşturma yöntem var. Birincisi sağ tıklayıp create'in içerisinde C# script basıp oluşturmak bastığım için oluşturacak. Bunu compile ettikten sonra sileceğim. İkinci metot da ben hiç kullanmıyorum bu metodu açıkçası. Burada add component diyerek buraya direkt ismini yazarsanız zaten new script olarak yazacaktır. Neden oluyor? Çünkü bunun isminde bir component bulamıyor. Ha o zaman sen bunun isminde bir component oluşturmak istiyorsun diyor. O nedenle. Sizlere tavsiyem çalışma düzeni olarak bu video içerisinde Çalışmanın düzeniyle alakalı trikler de söyleyeceğim bolca taktikler. İlk boş klasör oluşturun. Genel olarak kod yazıyorsanız başına alttan tire koyup scripts olarak açın. Alttan tire koyduğunuz için bu bir noktalama işareti olduğu için klasörlerin her zaman en başında gözükecektir. Ona da Buraya girdiğimiz zaman şu anda bunun içinde player, enemy, şu bu menajerler olarak klasörlememize gerek yok. Zaten az bir script olacak. İstiyorsanız küp için bir tane küp isminde script oluşturalım. Sağa tıklıyorum, create diyorum, C# -sharp script diyorum. Oluşturur oluşturmaz isminin new behavior script yaptı. Yeni davranış kodu. Aslında bütün komponentlara bir davranış gözüyle bakıyor. Burada çok önemli bir yapıya girmiş oluyoruz. Aslında bizde bir davranış bütünü, bir bakış açısı yapıyoruz. Yani isimlendirme çok önemli bir konu. İsimlendirme her şeydir. İsimlendirmeyi eylemler olarak yapmayın. Eat, drink, yeme içme gibi isimler koymayın. Yaptığınız şeyler bir eylem olmasın, bir hareket bildirmesin, daha bir amaç bildirsin, daha genel kapsama bildirsin. Biz şimdi kübün bütün her şeyini bunun içine yazacağımız için küp koyabilirim ben bunun ismi. Ha mesela bir player oluşturuyorsunuz, hareket kodu yazacaksınız ve hareket kodunu sadece hareket kodu içine yazmanız gerekiyor. Bu konuyu detaylandıracağım birazdan. Ona mesela player movement dersiniz. Veya bir interaksiyon sistemi, etkileşim sistemi oluşturuyorsunuz. Player interaction yazarsınız. Daha genel isimler. Şimdi ben her şeyi bunun içine yazacağım için küp yazacağım. Başka içinde çok detaylı olmayacağı için. Küp yazıp oluşturduğum zaman compile diyor Yani onu düzenliyor, derliyor. Niye derliyor arkadaşlar? Projemizin içinde sıfır hata olmak zorunda her zaman. Yapısal olarak. Dikkat edin. C# yapısına her zaman uygun olmak zorunda ve siz Ctrl S'ye basacaksınız kod ekranı içerisinde de sürekli bunları kaydedeceksiniz. Şimdi peki buraya nasıl ekliyoruz? UI component tip küp yazarak zaten olduğu için buraya eklenecek. Gördüğünüz gibi şöyle bir C#'ın yanındaki bu ne deniyor bu işareti? Telefonlarda da olur ya yıldız değil de öteki kare. Evet. Veya böyle sürükleyerek de ekleyebiliyorsunuz. Sürüklediğiniz zaman zaten ya farkının olmadığını görürsünüz sadece burada şöyle bir script var buna çift tıklarsanız kodu düzenlemeye açar veya buraya da basabilirsiniz arkadaşlar bastığınız zaman Microsoft Visual Studio açılacaktır ve bize kod ekranını verecektir şimdi bu kod ekranı içinde asıl işimize başlayabiliriz hiçbir şey yapmazsanız böyle açılacaktır zaten Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Sağda var, solda var, yukarıda var, aşağıda var. İlk baktığınız zaman gerçekten çok göz korkutucu bir panel değil mi? Bir sürü şey var. Şimdi ilk olarak en baştan anlatayım size arayüzden. Arayüz konusunda neredeyse hiçbir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Arayüz konusunda üstte açma kapatma var. Bunlara hiç ellemeyin. Bunları ilerleyen zamanda eğer ekstra ilgileniyorsanız bakın. Burada sizin ilginizi çekecek. De fayda sağlayacak pek bir şey yok. Buradan da klas ekleyebiliyorsunuz. Ama çok tavsiye etmem başlangıç için. Burada ekleyin. Tamam. Burası ana kod ekranı. Bu alan. Sağ tarafta da bunların yine yerleri değişebiliyor ama ellemeyeceğim. Projenin içerisindeki kodların yerleri var gördüğünüz gibi. Burada birden fazla kod varken varsa eğer direkt e, alt taptan projeden değil de ya buradan ötekini açmaya çalışmıyorsunuz. Burada zaten sıralanmış oluyor hepsi dostlar. O nedenle buradan geçiş sağlayabilirsiniz. Şimdi asıl menümüze yerimize gelelim. İstiyorsanız en yukarıdan bu using denilen yerden başlayalım. içeriği tanıtmaya. Using dediği şey arkadaşlar kullandığı kütüphaneler. Kütüphaneler nedir diye soracak olursanız. Siz hiçbir zaman sıfır noktasından başlamayın. Yani 2000 yılından beri gelişen C -Sharp dilini en baştan yazmayın diye oluşturulmuş Ve en genel şekilde kullanılan kütüphaneler bunlar system collection ve system collection jeneriktir Bakın dikkat ederseniz rengi sönük Renginin sönük olmasının sebebi aslında projenin içerisinde yani bu kodun içerisinde Kullanılmıyor oluşu Ama birazdan muhtemelen kullanacağını düşündüğün için bunları eklemiş Yani bunları şu an silsen de hiçbir şey değişmeyecek Ama Silmeyelim, bekleyelim. Hatta silersek de nasıl geri getireceğimizi zaten göstereceğim. Altına da using Unity engine var. E, Unity engine olmasının sebebi Unity'nin içinde kod yazıyor oluşumuz. Buradan örnekler kullandığımız için, buradan örnek kodlar kullandığımız, yapılar kullandığımız için o şart. Mesela bunu bir silersek buradan bu çalışmaz artık. Çünkü gördüğünüz gibi diyor ki ben mono ne olduğunu bilmiyorum diyor. Birazdan anlatacağım ne olduğunu mono behaviorın. Bu lazım onun için arkadaşlar. MonoBehaviour demek senin burada koda kübe falan herhangi bir objeye yani sahnedeki bir şeye eklemeni sağlıyor kodu direkt. Eğer MonoBehaviour olmazsa siz hiçbir game objeye component ekleyemezsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu aşağıya indiğimiz zaman arkadaşlar Public Class küp verdiğimiz isim İki nokta behavior yazdığını görürsünüz. Ve bir parantez açmış. Altında da bu parantezi kapatmış. Aslında bunun içi bunun sıkışmış hali aslında. Baktığınız zaman şöyle. Değil mi? İçinde yine küçük parantezler olduğunu görüyorsunuz. Yine küçük şeyler başlayıp bitmiş. Şimdi Class ne ona bakalım. Arkadaşlar Class aslında bizim burada oluşturduğumuz şey. Burada oluşturduğumuz şey bir Class arkadaşlar. Daha Class'ı şöyle düşünebilirsiniz. Bir fikir. Bir biçim. Biçime sokmak gibi düşünebilirsiniz. Yani bu klasın içinde olan şeyler bunu kapsayacak. Bu veriye bilgiye sahip olacak gibi düşünebilirsiniz. Public demek görünür demek herkes tarafından. Bir de private vardır. Görünmez. Klasın public olması gerekiyor ki Unity Engine bunu görsün. O nedenle public class, class sınıf demek tam anlamı ama sınıf da biraz soyut bir tabir olduğu için olabildiğince somutlaştırmak istiyorum zihninizde. Hani bir fikir birliği, bir zihin gibi yani kübün verisinin işlendiği yer. Başlangıcı sonu var. Yani bunun içine yazdığınız variable'lar birazdan öğreteceğim. Değişkenler, fonksiyonlar burayı kapsayacak. Bura bittiği zaman var olmayacaklar. Bunun içinde var olacaklar. İki nokta monobehaviour. Monobehaviour demezsek Unity'nin hiçbir kodunu kullanamayız arkadaşlar. Normal C Sharp yazarız. Bakın şöyle class aynı şeyin içine oluşturuluyor. Aynı şey gibi düşünmeyin. Burası küp C Sharp ama Başında küp olduğu için bu kısımda. Yani alta public class ali dedim mesela. Açtım kapattım. Gördüğünüz gibi oluyor. Peki monobehaviour dersem olacak mı? Gördüğünüz gibi yine oluyor aslında. Hani şey değil. Aynı şeyin içine aynı sayfaya yazıyormuş gibi düşünün ama bu tercih edilmez çoğu zaman. Bunu yazmazsanız arkadaşlar yine klastır ama C düz klasıdır. C şarfın düz klasını ben orta seviye Unity kısmında yani bundan sonraki videoda hazırladığım zaman göstereceğim nasıl bunları daha etkili verimli kullanabiliriz. Çünkü her şeyin MonoBehavior olmasına ihtiyacımız yok ilerleyen safhada. Şu an her şey MonoBehavior olsun tabii ki bunu silelim. Şu çok önemli arkadaşlar. Her zaman başlar ve biter. Class'lar da bu birazdan göstereceğim. Fonksiyonlar da o başlatma, kapatma süslü parantezleri her zaman var olur arkadaşlar. İçine girdiğimiz zaman yani mesela şunu sildiğim zaman hata verecektir. Diyecek ki Aa, burada bir şey eksik. Bunun şeyi eksik diyecek. Onu koymak zorundasın. Buraya girdiğiniz zaman iki tane fonksiyon olduğunu görürsün. Void, Start, Void, Update. Bunlar Unity'nin bize yine çok sık kullanılan iki fonksiyonunu önden el alışkanlığı olsun diye verilmiş yapılardır. Kullanmak zorunda değilsin ama kullanman çok muhtemel diye yazılmıştır. Hani bunları silsen hiçbir şey değişmeyecek yine. Bu üstteki şeyler neden yeşil hocam diye soracak olursanız bunlar yorum satırlarıdır. Yorum satırları sizin kodunuzu etkilemeyen kodunuzun içinde siz örneğin bir arkadaşınıza mesaj vermek istiyorsunuz. Beraber çalışıyorsunuz veya kendinizden sonra hatırlamasını istiyorsunuz bir şey yazarken onun için kullanılıyor. Bunu Şöyle iki tane yan çizgi olarak yazıyorsunuz. Ya buradan yeşil olmasının sebebi kod bundan etkilenmiyor. Kod bunu okumuyor, derlemiyor demek. Burada da şunu demiş. Start oyun başladığında bir kere çalışır. Update her frame'de çalışır. Frame'den kastı şu arkadaşlar. Eğer oyun oynuyorsanız zaten bilgisayarımız bir FPS alır değil mi? Bazı bilgisayar vardır. 150 FPS, 200 FPS çalışır. İşte dersiniz ya Valorant'ı 350 FPS çalıştırıyor falan. O 350 frame oynatır saniyede. Performansınıza göre kaç frame oynatıyorsa update o kadar döner. Mesela 60 FPS oynuyor ya saniyede 60 kere çalışır bu kod. Update o nedenle birazcık tehlikelidir. Kullanım alanı dardır. Hangi alanlarda kullanmanız gerektiğini zaten ben göstereceğim. Start'ta arkadaşlar Çoğu kodda olur. Çünkü biz kodların genelde başlar başlamaz bir şey yapmasını isteriz. Ya da etkileşim durumuna göre içine girdiğimizde veya değdiğimizde falan gibi. Onu da şimdilik sileceğim. Start daha sık kullanılır. Şimdi arkadaşlar asıl giriş seviye konumuz variable'ları oluşturarak başlayacağız. Gelelim ilk öğreti kısmımıza yani variable'lar arkadaşlar. Variable'lar değişkenler demektir. Bu değişkenler neler aslında? Örneğin sayılar, yazılar, renk, başka değişkenler, başka component'lar. Bunların hepsi birer variable'dır. İstiyorsanız birkaç tane yaparak başlayalım. Bunun için arkadaşlar belirleyiciler diyeyim Türkçe. Modifier'lar olarak geçiyor. Public ve private'ı derinlemesine inceleyelim. Arkadaşlar öye public yaparsanız mono behavior içerisinde yani normal kodumuz içerisinde burada gözükür. Buradan değişken değiştirilebilir hale gelir. Private derseniz burada değişmez. Görünmez. Var olur ama görünmez. Ekstradan sonra öğreteceğim etkileşim konusunda birbirleriyle konuşturma konusunda public olanlar görebilir. Private olanlar göremez. Bir üçüncüsü daha var. Protected. Buna şimdi girmeyeceğim. ikinci videoda gireceğim. Kafa karışıklı olmasın. Örneğin public olsun dışarıda da görmemiz için. Public bir ne olsun? Arkadaşlar integer vardır. Float vardır. String vardır. Temelde şimdi ben bu üçünü göstereceğim. Örneğin bir integer olsun. Integer dediği şey negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Tam sayılardır. Virgül olmayan sayılardır. Örneğin buraya test number diyeceğim. Ve işin bittiği zaman noktalı işaretle her zaman bitireceğiz. Klasları ve fonksiyonları parantez açıp kapatarak bitiririz. Ama satırları bu şekilde variable'ları veya kod satırlarını noktalı virgülle bitiririz. Bu işlemin bittiğini gösterir. Bunu yapmak zorundasınız. Sonra Ctrl S'ye bastım. Kaydetmek için her zaman. Geri geldiğiniz zaman burada bir test number olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0. 5 yapalım. Artık 5. 10 yapalım. Artık 10 gibi. Örneğin bu canı olabilir. Örneğin bu yok, yok olacağı süre olabilir. Bunların hepsi olabilir. Peki arkadaşlar biz başka ne yapabiliriz? Bir değişkenin. Eşittir koyup direkt başlangıç değişkenini koyabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bu şey demek. 5'te başlayacak bu sayı demek. Ama geriye döndüğünüz zaman bu sayının 5'te başlamadığını görürsünüz. Bu çok başlayanların kafasını karıştıran bir şeydir arkadaşlar. Bir öğeyi public yaptıktan sonra geri dönüp değiştirirseniz bunu burada en son değiştirdiğinizle kalır. Bunun 5 yapmanızın önemi yok. Ama atıyorum yeni bir öğeye create empty dedim. Boş bir game objesine kübe ekledim. Bu 5'ten başlar. Ama üzerinde değişiklik yaptıysanız sonradan buna eşitlerseniz eğer değiştirmez. Bu bilginizin dahilinde olsun arkadaşlar. Bu başlangıç sayısı verebiliyoruz. Bunun yanı sıra attribute'lar var biz öğeyi Unity içerisinde nasıl daha iyi gösteririz ve kullanıma hazır hale getiririz. Attribute'ları parantez açıp kapatarak yapıyoruz. Mesela attribute'lar içerisinde arkadaşlar range vardır. Örneğin sayı 0 ile 15 arasında olsun. Gördüğünüz gibi 0 ile 15 arasında başlayacak sayı. Minimumu 0, maksimumu 15. Gördüğünüz gibi bir slider oluşturdu buraya. Ve sayı bu şekilde artıp azalabiliyor. Bu ne için işe yarar arkadaşlar? Eğer bir tasarımcı ile çalışıyorsanız, arkadaşınız bir tasarımcıysa onun kullanımı için ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Bir diğer attribute'umuz örneğin header'dır. Başlangıca header yazarsanız, parantez açıp iki tane çizgi koyarsanız örneğin buraya number variables dedim. Artık geri döndüğümüz zaman burada bir başlığı olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz gibi bir başlığı var. Bunlar çok faydalı şeylerdir arkadaşlar. Veya buraya yazabiliyor muyum bu şekilde bakalım. Tool tip dedim. Bu sayı ölmeden kaç saniye duracağını gösterir diyeyim mesela. Tool tip de arkadaşlar yorum satırlardır. Bize üzerine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi bize onun içindeki bilgiyi gösterir. Yine tasarımcı arkadaşınıza siz bunu verdiğiniz zaman ne olduğunu tam olarak anlaması için bir tool tip yazabilirsiniz. Ve fark ettiğiniz gibi hiçbir zaman hiçbir variable'ı sadece bu yorum satırını Türkçe yazdım. Hiçbir şeyi Türkçe yazmadım. Asla Türkçe yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bu yapabileceğiniz kendinize en büyük kötülüktür. Her zaman İngilizce yazın. İngilizce bilmiyorsanız gidin translate çevirisini bulun onu yazın. Asla siz buna Türkçe yazmaya başlarsanız işin içinden çıkamazsınız. Çünkü burada mesela yumuşak g diye bir şey yok yani öyle bir şey yok. Yani Türkçe karakterleri zaten yazamıyorsunuz. Çok tuhaf böyle test ya yani ne, ne diyeceksiniz ki sayı falan yazmanız gerekiyor yani sayı bile yazamıyorsunuz. Öyle bir şey yok ya ı yok. Ve kafanızı karıştırıyor. Türkçe düşünmeye çalışıyorsunuz ama yapı İngilizce. İngilizce üzerine kurmuş. İngilizce kullanacaksınız yani arkadaşlar kısaca. Bundan kaçış yok. Başka isterseniz göstereyim şey arkadaşlar. Bunlar dışında hepsini sildim. Bunu en son gösterdim. Biraz kafa karışıklığı yaratıyor ama. Örneğin başlangıç için en azından. Siz öyeniz private olsun istiyorsunuz. Yani hiçbir yerde görünmesini istiyorsunuz diğer kodlar göremesin istiyorsunuz. Çünkü ya oradan o satırı alıp belki yanlış değiştirebilir ya. Değişmeyecek bir şey. İçinde kalacak bir şey. Ama private yapıp dışarıda test etmek istiyorsunuz. Ya diyorsunuz. Atıyorum. dead second diye bir variable'ınız var. Ama diyorsunuz ki ben bunu oyun dışında da yani unit ekranına test etmek istiyorum. Ben böyle kaydedersem burada hiçbir şey göremeyeceğim var ama yok yani orada yok e ne yaparsınız o zaman arkadaşlar başına serialize field yazarsınız böyle yazarsanız öyeniz private olsa dahi bu ekranda gözükecektir başkaları göremeyecek ama Unity'nin kod ekranı görecektir bir de bunun tam tersi var ya benim öyen public olsun ama ben hani kod ekranında görmek istemiyorum. Hani ya hocam bunu niye istersin ki demeyin. Kullanım alanları oluyor ileride proje büyüdükçe. Çünkü o kafa karıştırıcı bir variable'ı görmek istemiyorsun. Onun için de arkadaşlar bunun tam tersi public yapıp hide inspector yaparsanız da inspector de yani burada gizleyecektir o sayıyı. Bu da faydalı bir attribute. Başka attribute'lar da var. Girmeyeceğim detayına. Çok farklı kullanım alanları var. Ama temelde bu şekilde olduğunu bilseniz sizin için şu anda yeterli olur. Şimdi istiyorsanız diğer attribute'ları gösterip öğrendiğimize göre diğer variable tiplerine geçelim. Örneğin float integer'ın integer tam sayıya bu arkadaşlar gerçek sayı yok gerçek sayı değil onun bir altı rasyonel sayı virgüllü sayılar yani pozitif de olabilir negatif de bu arada az önceki de negatif olabiliyordu. Public float yine dead second mi yazsam ya da Alt yazdım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz kadar virgüllü bir sayı girebiliyorsunuz buraya. Burada tabi kullanım alanları daha farklı. Örneğin bir mesafe ölçüyorsanız böyle yapsanız daha iyi olur. Bir can yapıyorsanız bir para sistemi yapıyorsanız integer kullansanız daha iyi olur mesela. Kullanım alanları farklı biraz da size göre gördüğünüz gibi. Bu arada üzerine geldiğimde bu şekilde şey çıkıyor yani sadece yazarak değil böyle de ilerletip geriletebiliyorsunuz. Bir diğer arkadaşlar string. Mesela bu köbün bir kart olduğunu düşünün. Ya da şöyle küp text diyeyim. String de yazıdır arkadaşlar. Kelimeler ve harfler ve cümleler. Hani istediğiniz gibi buraya yazabilirsiniz. Fakat bir şey ilginizi çekmiştir. Eğer atıyorum bir diyalog sistemi veya daha uzun bir şey yazmak istiyorsanız. Böyle yazamıyorsunuz. Bunun için bir attribute var. Ben bunu mesela iki gün önce öğrendim. Text area. Text area derseniz buradaki alanı büyütüyor. Yani hani öğrenmenin bir limiti sınırı yok. Her zaman öğreniyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha geniş bir alan veriyor size çalışma olarak. Ve hani şey olursa böyle bir sliderla şey yapabiliyorsunuz. Hareket edebiliyorsunuz gibi. Tatlı bir şey yani. Temelde arkadaşlar bu üçü var. Ama hani onun dışına çıkarsanız atıyorum renk var. Tüp Böyle yaparsanız bize bir renk şeyi verecek. Tekerleği verecek. Buradan seçmemiz için şey yapacak mesela. Gördüğünüz gibi. Temelde her şey bir variable aslında yapı olarak. Bu ne demek? Mesela bu box collider da bir variable. Yani buradaki klaslar bir variable olarak depolanabiliyor demek. Bakın. Ve biz bunu böyle kaydedersek arkadaşlar ve geri gelirsek Burada gördüğünüz gibi bir kolaydır istediğini görürsünüz ve bunu bu şekilde sürükleyebilirsiniz ama bunu şimdi dikkat etmeyin bunu en son öğreteceğim size nasıl referans verilir ve sistemler nasıl kurulur onu öğretirken. Tabi şey diyebilirsiniz hocam ben atıyorum bir düşmanların listesi olacak veya bir sürü sayı depolamak istiyorum bir liste içerisinde. Tabii ki bunu istemek zorundasınız mesela level'daki düşmanların sayısı mesela karakterin üzerindeki silahların tipleri gibi birçok bilgiyi bir arada tutmak istersiniz. Hani atıyorum sahnede 100 tane düşman varsa 100 tane aynısından mı oluşacak? Hayır. Onun için arkadaşlar geliyoruz. Public liste diyoruz. Köşeli şey açıp kapatıyoruz. Bunun içine örneğin integer dedim. Ve dedim ki cube numbers. Sonuna s koydum liste oldu. Çünkü kaydettiğiniz zaman liste şeklinde yani siz bunu istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gelin birden fazla sayı ekleyebiliyorsunuz buraya. Ve bunların öğeleri oluyor. Sıfırıncı öğesi, birinci öğesi, ikinci öğesi, üçüncü öğesi, dördüncü öğesi gibi. Liste şeklinde de bütün variable'ları tutabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani her variable liste şeklinde tutabilir. Normalde array vardır. Ama array'ler listelere göre daha kullanım alanı dardır. Mesela listeye bir şey eklenip çıkartılabilir. içindeki şeyler <laughs> Değiştirilebilir falan ama Eraylarda bunlar çok mümkün değil o yüzden liste kullanmanızı tavsiye ederim eğer böyle bir şey kullanacaksanız zaten daha detaylı bir şekilde Listenin fonksiyonlarını kodlarında göstereceğim size nasıl kullanım alanı olduğunu Variable'lar temel olarak Bu şekilde arkadaşlar Bu konuyla alakalı probleminiz varsa yorumlara gelin tabii aynı zamanda herhangi bir konuyla alakalı probleminiz varsa Discord'da da yazabilirsiniz Şimdi istiyorsanız fonksiyonlara geçebiliriz. Fonksiyonlar ilk olarak ilk kısımda size öğretmek istediğim fonksiyonlar. Unity'nin bizlere vermiş olduğu fonksiyonlar. Umarım bu arada video içerisinde Unreal Engine dememişimdir hiç. Acaba dedim mi? Dediysem yazın yorumlara. Unity'nin içerisinde bize verilmiş fonksiyonlar vardır arkadaşlar. Bunlar Awake, evet, Start, Update. Şimdi üzerine çok değinmeyeceğim ama on collision enter, on enable, on disable, on destroy gibi eventler vardır arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi bize Unity'nin vermiş olduğu eventler. Yazdığım zaman taba basıyorum bu arada tamamlaması için. Taba basarsanız bunların mesela ben hiçbirini koymadım. Yani evet yazdım sadece taba bastım. O kendi zaten parantezini açıp kapattı. Peki bir fonksiyonun temel biçimi ne şekilde? Önce bir onu inceleyelim istiyorsanız. Temel biçim gördüğünüz gibi en başta bir modifier var. Public mi private mı? O yazıyor. Bir de protected var ama o dediğim gibi sonra öğreteceğim onu. Default olarak private yazmış. Eğer public yaparsan diğer yerlerde görürüm. Ama Unity'nin arayüzünde görme gibi bir durum yok şeylere. Fonksiyonlara. Private dedikten sonra void demiş. Burada void derken arkadaşlar şey demek istiyor. CP demek istiyor. Void bir şey döndürmüyor demek. Döndürme olayıyla ilgili zaten sizlere açıklayacağım. Input ve output nasıl oluyor? Nasıl bir sistemi var? Fonksiyonları bir öğrettikten nasıl bir de kendimiz kendi Fonksiyonlarımız oluşturduktan sonra anlatacağım. Yanda da ismi yazıyor. Evet arkadaşlar Unity başladığında başlar başlamaz çalışır. Starttan önce çalışır. İstiyorsanız size internette hemen bir Unity kod şey yazsam bulabilir miyim acaba? Evet buldum. Sırası şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi EVK önce çalışıyor. Sonra on enable çalışıyor. Reset varsa o çalışıyor. Sonra start. Burada collision'lar çalışıyor. Update'ler var. Burada gördüğünüz gibi birden fazla farklı şeyler var. Late update var. Bunları da birazdan değineceğim. On application quit, on disable ve on destroy çalışıyor en sonda. Ya bunların bir akış sırası var yani. Yani siz örneğin iki tane kodun içerisinde start'ta bir fonksiyonlar yazdınız. Bir tanesi de ötekinden değer alıyor. Problem yaşayabilirsiniz çünkü sırası karışabilir. O nedenle referans aldığınız şeyi temelde oluşan şey evekte olursa daha iyi olur. Çünkü öbür taraf start'ta onu alabilir. Çünkü evekte oluşturuyor ya o kodu, o yapıyı gibi. Evek starttan önce çalışır. Bunu bilseniz yeterli olur. Start yine bu evek de bir kere çalışıyor. Startta da on enable da yine aynı şekilde. On enable da bu aktör ne zaman devreye girerse o zaman. Disable da ne zaman devreden çıkarsa çalışıyor. Destroy yok olduğu zaman çalışıyor. Bunları neredeyse kullanmıyorsunuz zaten hiçbir zaman. Startta evet de bir kere çalışıyor dedik. Update arkadaşlar dediğim gibi her frame'de çalışıyor. Bilgisayarınız 60 FPS alıyorsa 60 kere, 100 FPS alıyorsa 100 kere çalışıyor. Ama çok tehlikeli bir şey. Projeyi çok hızlı çökertebilir. Yani her şeyi update'in içinde kontrol etmemeniz gerekiyor. Örneğin karakterin canı sıfıra düştü mü onu kontrol ediyorsunuz. Her saniye 60 kere bunu kontrol etmek çok abes bir durum. Ne zaman kontrol etmelisiniz? Mesela hasar yediğiniz zaman kontrol etmelisiniz sadece aslında. Peki update'in içine hangi kodlar yazılır? Şunlar yazılır arkadaşlar. Hareket kodları. Etkileşim için eğer bir şey oluşturuyorsanız yani karakter sürekli önüne baktığında hani olur ya oyunlarda, yerden dala al, sopaya al gibi etkileşim sistemleri etkileşim derken ileriye rey atmak için örneğin. Belki bu çok dahil olmayabilir. Bir de arkadaşlar aslında temelde fizik için fizik ve tuş basmalarını kontrol ederiz. Örneğin W'ye mı bunu her saniye kontrol etmesi lazım sürekli. Çünkü eğer onu input'u input dedim yani klavyeye mouse'a bastığımı hemen anlayamazsa oyun problem yaşarız değil mi? Update'e bunların için yazıyoruz. Update e onun dışında başka hiçbir şey yazmıyoruz. Late update diye bir şey var. Bu update'e göre biraz daha geç çalışan bir şey. Bir de fixed update var. Fixed update'te genelde fizik işlerini yaparız arkadaşlar. Burada tercih ediliyor fixed update Buradan da değiştirilebiliyor. Saniyede sabit 50 kare oynar. Update gibi sizin bilgisayarınızın performansınıza, performansına göre değil düzenli oynar. Bunu fizik için tercih edersiniz. Late update duruma göre biraz daha geç olsun diye. Mesela kamera takiplerinde late update kullanılır. Normal update de tuş atamalarında falan kullanılır. Geçtik. On collision enter, on collision exit gibi şeyler ise arkadaşlar bir etkileşime girdiği zaman obje bir şey çarptığı zaman yöneti direkt bilip bize söylüyor. Bunu da size videonun ilerleyen kısımlarında sistemler oluşturduğumuz zaman anlatacağım. Şimdi istiyorsanız start'ı kullanarak start'ın içine bir fonksiyon yazalım. Peki bunun kendi fonksiyonumuzu nasıl oluşturacağız? Hemen onu görelim. Public void mesela shoot ateş et. Böyle yazdığım zaman açıp kapattığım zaman gördüğünüz gibi sarı oldu. Bunun mavi olmasının sebebi Unity'nin kendi kodu olması aslında. Bunun içine bir sürü şey yazabilirsiniz fonksiyon olarak. Peki bunu nerede çağıracağız? Start kendi kendini çağırıyor ama kendi yazdığımız fonksiyonlar arkadaşlar direkt root yazıp parantez açıp kapatıp noktalı virgül atarak çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Start da oyun başladığı zaman buraya yazdım shoot fonksiyonunu çağırdı. Bu ne işimize yarıyor? Atıyorum ateş etmenin içinde 10 satır kod var ve 10 tane farklı yerde var. 10 tane farklı yere sürekli o 10 satırı kopyalamıyoruz. Sadece shoot yazıyoruz. Shoot'a girdiği zaman yukarıdan aşağı olacak şekilde shoot'un içindeki bütün her şeyi okuyor. İsimlendirme çok önemli. İsimlendirmeleri burada dedim ya daha isim, daha genel, daha yaptığı şeyi bütünleyen, kapsayan, fiil olmayan, eylem olmayan şeyler yapın diye. Fonksiyonları da eylem isimleri yapın. Eat, drink, walk, shoot gibi. Check, check health mesela. Canı kontrol et gibi. Daha şey şey. Eylem bildiren, hareket bildiren şeyler üzerinden yaparsak çok daha doğru olacaktır. Fonksiyonların isimlendirme konusunda da baş harfleri büyük olmalı. Atıyorum shoot, Bullet gibi bir şeyse de bu şekilde olmalı. Yani ikinci harfi de büyük olmalı. Bu çok iyi bir yazım şekli değil. Her zaman şey kelimeler büyük olur. Büyük başlar. Variable'larda da küçük harfle başlar her zaman. Üzerine değinmemiştim. Şimdi her ateş ettiğimde arkadaşlar. Yani startın içerisinde bu hareket şey olduğu zaman bizim bir mermimiz olsun ve o biraz az. Onun için public integer merminin İngilizcesi neydi? Ammo ve başlangıç içinde 5 tane mermi var diyelim. Buraya geldiğim zaman mermiyi biraz atmak istiyorum. Emo yani şöyle yazılmaz arkadaşlar. Öyle bir yazım şekli yoktur. Kodda matematik işlemleri şöyle olur. Emo eşittir. Sağdan sola okunuyor olduğu için. Emo eksi 1 olur. Böyle yazılır arkadaşlar. Mermi eşittir. Merminin bir eksiği kadar. Yani önce bura okunur sonra bura okunur. Bunu daha da kısaltmak isterseniz şöyle yazılabiliyor. Eksi eşittir 1. 1 eksiğine eşit de demek bu da. Bu zaten bunu öneriyor. Bak alt enter derseniz size önerisini göster. Ha şu varyasyonda direkt bir tane eksilt demek. Burada hani 2 falan dersiniz ama burada öyle bir şey yok yani. Şöyle demeniz lazım. Sadece bir azaltacaksanız eksi eksi de yazabilirsiniz. Şimdi mesela ben mermi bir azaltmasını istedim. Oyun başladığı zaman startta shoot fonksiyonunu çalıştıracak ve mermiyi bir azaltacak arkadaşlar. Gelelim. Bunu nasıl test edeceğiz? Sağ altta gözükeceği için zaten problem olmadan test edebileceğiz. Şimdi gelelim ve testini yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'e düştü oyun başladığı zaman. 5 4 Çok güzel. Gördüğümüz gibi fonksiyonumuz çalışıyor. Şöyle gelelim. Şuraya yana da yaptığım çalışma. Ha, Peki. Fonksiyonlarda iki temel konu vardır. Genelde anlatımların başında çok es geçilir. Bir tanesi arkadaşlar input alma işidir bir noktada içine. Bir de dışarı öğe çıkartmadır. Veri çıkartmadır. Arkadaşlar mesela biz bir can sistemi oluşturuyoruz. Veya şu an mermi sistemi oluşturuyoruz. Ve her seferinde atıyorum mermimiz duruma göre farklı şekilde azalacak. Normalde bunu şöyle düşünebiliriz bilirsiniz. Mesela can var, karakterin canı var. Bu halt olsun artık. Karakterin canı azalıyor. Ama her düşmanın vurduğu hasar bir değil, değil mi? Her düşmanın kendi bir hasarı var. Ve duruma göre kimi düşman 5, kimi düşman 10 vurabiliyor. Bu değişken durumu nasıl düzenleyebiliriz? Deriz ki buraya. Integer şeklinde bir tane değer koyalım. Mesela damage değeri. Sonra canımızı bu damage değeri içinden çıkartalım. Bu damage buraya özel bir şeydir arkadaşlar. Burada bir damage diye bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi İsmi değiştiği için shoot değil de artık F2'ye basarsanız isimlendirebilirsiniz hepsini. Yapamıyorum. Rename. Ha Ctrl R'ymiş burada. İsimlendirelim. Mesela ne bu? Take damage. Hasar al. Bunu da take damage yaptım ama bizden artık şey isteyecek. Kardeşim sen buna bir hasar koymuşsun. Parametre olarak. Parametre deniyor. Onu buraya yaz mesela 3 derseniz arkadaşlar başladığı zaman ne yapacak bu? 3 hasar alacak. Buraya gelecek. Bunu 3 olarak okuyacak ve bu sayede 3 hasar alacak. Hemen gelelim. Oyunu başlayalım. 2'ye düştüğünü göreceksiniz şimdi can miktarını. Gördüğünüz gibi. Mesela atıyorum bunu 2 yapalım. 3'e düştüğünü göreceksiniz. Bu sayede arkadaşlar fonksiyonları daha farklı varyasyonlara sokabiliyorsunuz inputlar vererek. Bu arada birden fazla input verebiliyorsunuz virgül koyarak. Mesela bu sefer de dedim ki bir float bir şey yazdınız mesela ama burada her zaman onu da girmeniz gerekiyor. Kullanmasanız bile fonksiyonun parametresi olduğu için giriyorsunuz ve fark ettiğiniz gibi üzerinize üzerine geldiği zaman zaten parametreleri yazıyor burada. Bunu sildim. Bunun bir ters versiyonu da arkadaşlar. Bu şu anda boş bir şey döndürüyor, değil mi? Neden? Çünkü void. Yani bu fonksiyon kendisi bir şey döndürmüyor, dönüştürmüyor. Burada arkadaşlar istersek bunun kendisini de bir şey dönüştürür hale getirebiliyoruz. Bunun için de bu void yerine boş değil de mesela integer döndürsün diyoruz. Ama böyle derseniz Döndürmedin kardeşim diyor. Döndürme için return dememiz lazım. Geri bırak. Mesela neyi geri bırak? Health'i bana geri döndür. Böyle derseniz arkadaşlar bunun bir integer biçiminde variable'a dönüştüğünü görürsünüz. Bunu nerede kullanıyoruz? Örneğin bazı durumlarda lokasyon hesaplaması yapacaksınız mesela. Bir küp spawn edeceksiniz. Ama küpün spawn olacağı yer için 2-3 satır kod yazmanız gerekiyor. Buraya bir vektör 3 koyuyorsunuz. Ve burada return ettiğiniz şey vektör 3 yazdığınız zaman bir variable gibi kullanabiliyorsunuz. Örneğin get location diyorsunuz. Ve bu şekilde bir lokasyon döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri döndürme de bu şekilde. Return yazarak yapıyorsunuz bunu da. Bunları sildik. Temelde arkadaşlar fonksiyon oluşturma, fonksiyon isimlerini oluşturma ve yapılar bunlardı. Şimdi istiyorsanız en genel kullanılan fonksiyonlara bakıp bilgimize bilgiyi gücümüze güç katabiliriz. Şimdi öğreneceğimiz konu ise Unity özelinde bilmemiz gereken her projede kullanacağımız fonksiyonlar. Benim için bir gün geçti ama sizin için sadece birkaç saniye. Buraya kadar ne yaptığımızı öncelikle bir özetleyelim. Unity'yi öğrendik. Arayüzde C Sharp Script'i nasıl oluşturuluyor onu öğrendik. C Sharp Script'i oluşturunca Mono Behavior neymiş? Using'ler neymiş? Bu açıp kapatma neymiş? Class neymiş? Onları öğrendik. Daha sonra variable'lar nasıl isimlendirilir ve temel nelerdir onları öğrendik. Sonra Unity'nin kendi fonksiyonları nelerdir onları öğrendik. Şimdi de Unity'nin bize vermiş olduğu kullanımı hazır fonksiyonlarını öğreneceğiz. Neler olduğunu. Birinci fonksiyonumuz, birinci ve en önemli bir fonksiyonumuz bence get component fonksiyonu arkadaşlar. Bunun için start'ı kullanabiliriz. Start'ın içine yazalım. Tab'a bastım gördüğünüz gibi getirdi get component fonksiyonun içindeki bir tane komponenti getirir. Bu küp de bir komponenttir değil mi? Mesela bakın bu küp de bir komponent. Biz aynı şekilde başka objelerin içinde kendi yazdığımız scriptlere de bu şekilde ulaşırız zaten. Komponent dedikten sonra parantez açıp kapatıyoruz. İçine getireceğimiz komponentin biçimini yazıyoruz. Ben örneğin rengini değiştireyim. Şimdi görsel olarak da bir sonuç elde etmek için. Mesh renderer var. Mesh renderer yazdım. Bundan sonra bir parantez açıp kapatmam gerekiyor. Yazım şekli bu şekilde. Bu yazım şeklini arkadaşlar ezberlememiz bir noktada öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ama zaten çok sık tekrar edeceğiniz şeyler olduğu için bir noktada ister istemez kendi zihinlerinize kazanacaktır efendim. Nokta koyuyorsunuz. Nokta koyduktan sonra meşlendirin içindeki her şeye ulaşabilirsiniz. Şöyle biraz kaydırdığınız zaman gördüğünüz gibi bir ton şey var. Burada biz arkadaşlar materyali almamız lazım böyle bulabilirsiniz ama bunun yerine direkt materyal yazın. nokta color derseniz rengine ulaşırsınız. Böyle yapıp new color deyip renk oluşturabiliyorsunuz ama biz variable olarak oluşturup sahneden de değiştirebilelim istiyorum. O yüzden public color oluşturacağım ve bunun ismini de cube color diyeceğim. Gördüğünüz gibi ilk harf küçük, başlama harfi büyük. Ne demiştik? Fonksiyonlar büyük harfle başlar her zaman ve eylem bildirir. Küplerde de küp diyorum. Variable'larda ise ilk harf küçük olur. Ondan sonra eğer kelime varsa bitişik bir şekilde büyük olur. Ayrı yazamazsınız. Mümkün değil. Gördünüz mü? Buraya direkt e, küp color yazacağız arkadaşlar. Artık start olduğu zaman komponentin içindeki materyal rengini küp rengine dönüştürecek. Yine toplama işleminde pardon çıkarma işleminde bahsettiğim gibi sağdan sola bir okuma var. Yani bunun rengi buna eşittir gibi hani. Kübün rengi buna eşit değil. Bunun rengi kübe eşit. Ters düşünmeniz gerekiyor. Normal matematik gibi değil. Burada artık oluştuğunu görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Hop. Şurada alfayı aşmanız gerekiyor. Nedense renkler böyle geliyor. Alfa sıfır olduğu için gözükmüyor. Örneğin buna şöyle bir mavi rengini vereceğim ben. Artık play dediğim zaman bu gidecek küp içindeki mesh render'a ulaşacak ve bunun rengini gördüğünüz gibi oluşturacak. Şu tarz alırsak ve bunu da ekranınızın boyutunu ayarlarsanız aynen şey olacaktır bize bir sistem ayarlayacaktır. Bu şekilde bakarsanız hem sim menüsünden de daha rahat kontrol edebilirsiniz. Başlangıç için arayüz olarak bunu tavsiye edebilirim sizlere. Ha benim kullandığım arayüz biraz daha kompleks. Yani gerek yok. Gördüğünüz gibi başladığında rengini ayarlıyor. Yani burada artık bunu bir variable'a çevirdiğiniz için rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. bir şey diye bir cevap yöneltebilirsiniz bana. Hocam renk ne ya? Allah aşkına oyunu nasıl yapacağız falan. Aslında aynı şekilde yapacaksınız get component yapısını kullanarak çeşitli komponentlerin içindeki verilere ulaşıp o verileri değiştirerek yapacaksınız arkadaşlar. Ha bu arada get component dediği şey en son ne yazdıysanız onun komponentini getirir. Aslında burada bir gizli dis vardır. Yani bunun kendi içindeki komponenti diye. Yazmanıza gerek yok. Çünkü yazmazsanız zaten kendi olduğunu bilir. Farklı şeylere nasıl ulaşacaksanız mesela bir küp referansınız olacak. Nokta diyeceksiniz bu şekilde ulaşacaksınız. Onu da ilerleyen zamanlarda yani bu video ileri kısmında nasıl referans verilir ve alınır 2-3 farklı metotla size öğreteceğim. O metotlarla yine get component kullanıp objenin rengini değiştirebiliriz. Yok edebiliriz. Boyutunu değiştirebiliriz. Her şeyi yapabiliriz kafamıza göre. Get component her şeydir arkadaşlar. Yazım şeklini tekrar söylüyorum. Get component şu. Büyük üçgen, küçük üçgen ne olduğunu bilmiyorum. İçine komponentin ismi büyük parantez, küçük parantez nokta. Gerisi sizde. Bu bu şekilde arkadaşlar. Oyun başladığı zaman rengini değiştiriyor. Şimdi iki tane fonksiyon var çok temel. Her oyunda olan şey. Oluşturmak ve yok etmek değil mi? Her oyunda vardır. Bir şeyler oluşur ve yok olur. Ses oluşabilir, efekt olabilir, düşman olabilir, karakter olabilir. Yere kazma vurursun. Yerdeki taş olan şey yok olur falan. Değil mi? Her şey bir yok olur veya var olur oyunda. Bu metotlar iki tanedir ismi. Şeydir yani. Yok oluşturmak. Instant shade yok etmek de destroy metodudur. Nasıl kullanılır o metotlar? Size hemen göstereyim. Ben bu kübü artık sahnede var olmayacak. Bir küp spawnerım olacak. Küp spawner küpü spawn edecek. Tamam mı? Bu böyle kalacak. Hadi gelin bir küp spawner oluşturalım. C-Sharp script küp spawner. Tabi küp spawner'ın içine yazdığınız kod direkt çalışmayacaktır. Neden? Neden çalışmayacak arkadaşlar? Burada durup düşünün. Bunun içine şu an ben kod yazsam da çalışmayacak. Niye biliyor musunuz? Zamanınız doldu. Hiyerarşi içerisinde bir game obje oluşturup herhangi bir game objenin içine bunu koymamız gerekiyor. İsmin ne olduğu önemli değil. Ben hani aynı olsun diye böyle yaptım. Sahnede hiyerarşide var olmadığı sürece bakın burada boş bir game obje var. Bunun içinde var ya. Yani. Nerede olduğu önemli değil. Var ama burada. Var olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar hata yapabiliyor. Ya ben kodu yazmıştım. Kodum niye çalışmıyor? Kodu level atmamışsın ki aşağıda duruyor ya. Yani. Bir şey çalışması için var olması gerekiyor sahnede. Şimdi ben bu kübü arkadaşlar bir prefab'e dönüştüreceğim. Prefab veya nasıl diyorsanız. Prefab'ler arkadaşlar hiç bilmiyorsanız ya. Bilmeniz gerekiyor ilk videoyu izliyorsanız da oyunda oluşturduğumuz game objeleri daha sonradan kullanabilmek için asset klasörüne atmak oluyor. Şöyle bir boş klasör oluşturacağım. Ona da genelde şöyle prefabs denir. Prefab'ler. Bana bu küpü buraya atacağım. Burada mavi oluyor gördüğünüz gibi. Bunu sileceğim. Artık bu burada var bütün referanslarıyla. Yani ben bunu sahneye sürüklesem istediğim kadar alabiliyorum. Şimdi küp spawner'ım ilk olarak oluşturacağı şey kübün bir referansının alması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi o start update her zaman geliyor. Start'ı kullanacağız. Oyun başlayınca oluşsun dedim. Referans için arkadaşlar bu asetler kısmındaki prefab referansları için game object kullanılabilir. Sahnedeki şeyler için de kullanılabilir bu arada. İsim olarak da arkadaşlar ben genelde şöyle tercih ederim. İsmi sonuna prefab koyarım. Hani bu sayede türetilebilir, üretilebilir bir şey olduğu gelir. Ctrl S'ye bastığınız zaman içine artık bir game obje atıldığını görürsünüz. Şöyle ki ve game obje olduğu için her şey atılabilir. Hani oluşturacağı şeyi atıyor sadece. Bakın burada oluştu. Her şey atılabiliyor bunun için aslında. Script e atamazsın burada oluşturduğunuz bu game obje biçimini veya böyle atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi küp atıldı oraya. Bu kübü startta oluşturacağız. Instantiate yazıyorsunuz arkadaşlar. O zaten önerir. Parantez açıp kapatıyorsunuz. Ve oluşturacağınız şeyin ismini yazıyorsunuz içine. Bu kendi noktasında bunu oluşturacaktır. Kendi neredeyse. Yani bu küp spawner haritada neredeyse. Start olduğu zaman oluşturacaktır. Gördüğünüz gibi direkt nerede oluşturdu? 0 0 0 noktasında oluşturdu. Burada da oluşturmadı hatta. Gördüğünüz gibi. Fakat bunu istemez. İstemeyiz genelde değil mi? Belli spesifik bir noktada oluşturmasını isteriz biz. Kübü. Peki onu nasıl yazacağız? Onu da virgül koyacağız aslında. Transform nokta pozisyon. Transform kendi objenin transformu. Nokta pozisyon. Kendi pozisyonu. ya da quartering identity yazarız genelde. Yüzde doksan zamanda. Bu rotasyonu neyse onu veriyor bize. Bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Çok detayına girmeyeceğim. Rotasyonlar dört boyutlu şeyler ve çok kafa karıştırıcı. Bunu yazıp geçiyoruz zaten her zaman. Açıkçası. Herhangi bir rotasyon vermiyoruz. Kendi rotasyonu neyse o gelsin gibi bir şey söylüyoruz. Kimliğindeki rotasyon gelsin. Transform pozisyon da bu küp spamların transform pozisyonu gelsin dedi. Şimdi zihninizde bir soru yer yani diyor. Gördüğünüz gibi tam o noktada oluştu. Hocam ben fonksiyona virgül koydun daha fazla şey yazsın. Ben virgül koyarsam istediğim kadar şey yazabilecek miyim? Hayır. Fonksiyonlarla alakalı bir durum var. Aslında birazcık detay bir konu. Çok bahsetmek istemiyorum ama kafanızda oturması için bahsedeyim. Şimdi kübe geldim ben. Diyelim ki private void eat dedim. Ve bu örneğin bir tane referans alsın. Ne alsın? Mesela string name alsın. İsmi. Yani yedi şeyin ismi. Bakın şimdi birebir aynı isimde bir tane daha fonksiyon oluşturacağım. Yine birincisi string name olacak. İkinci de mesela integer olarak şey alsın kalori alsın. Kalori böyle yazılıyordur umarım. Gördüğünüz gibi normalde aynı isimde fonksiyona izin vermez. Şöyle yapayım. Vermeyeceğini görürsünüz zaten. Ama ikinci şeyi koyduğum zaman parametreyi verdi. Peki neden verdi? bunun için verdi. Buna yanılmıyorsam parametre overloading deniyor. Aynı fonksiyonda birden farklı türev kullanım olabilir. Mesela obje oluşturmada direkt obje oluştur. Spesifik bir noktada obje oluştur. Objeyi oluştur ama bir şeyin parent'ı child'ı yap. Alt öyesi yap gibi. Şimdi biz arkadaşlar bu it'i çağırırken parantez açtığımız zaman burada iki tane varyasyon olduğunu görürsünüz. Ben buna direkt mesela Apple yazarsam bu çalışacaktır ve burada ne yazdıysam bütün kodları çalıştıracaktır. Ama Apple'ın yanına mesela integer olarak kalori yazarsam bu sefer bunu okumayıp bunu okuyacaktır. Bunun içindeki bütün her şeyi geçirecektir. Bu sayede aslında. Hatta size bu bilgi çok güzel oldu mesela. Güzel detaylı tabi bilgi oldu. Bakın instant sheet nerede kullanılmış? Bir gidelim istiyorsanız. Go to definition. Ha. Bakın burada çok detayına girmeyelim. 4 tane instant sheet olduğunu görürsünüz. Bak birinci bizim şu an kullandığımız. İkinci parentlı versiyonu. Üçüncü sadece oluşan şey artı parent. Dördüncü oluşan şey artı parent artı bir şey. Bu ne olduğunu bile bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama genelde bu üç varyasyonlu. Yani hangi obje oluşacak? Nerede oluşacak? Rotasyonu ne? Bunu yazıyorsunuz. Artık play dediğimiz zaman ne oluyor da en son küp spawner nerede ise mesela şuraya alayım. Burada oluştuğunu görürsünüz. Biz genelde bunu da istemeyiz değil mi? Yani bu neredeyse orada oluşsun diye bir şey yok. Hatta bu 0.0.0'da dursun. Sonuçta boş bir obje. Ama oluşturmak istediğim objeyi belli bir yere atamak istiyorum. Onun için ne yapabilirim? Bir tane referans oluştururum. Pozisyon referansı. Vektör 3 aslında değil mi? Buna ne diyelim? Küp. Spawn. Pos. Sonra bunu alalım. Buraya yapıştıralım. Burada artık bir vektör 3 çıkacaktır. Elimizde girebiliriz mesela. 5, 5, 5 de oluşsun dedim. Acaba neresi? Bu artık 5, 5, 5 noktasında oluşacaktır küp. Gördüğünüz gibi 5, 5, 5 noktasında oluştu. Fakat bu biraz abes bir şey değil mi? Yani ben istiyorum ki burada ben elimle onu kolay bir şekilde ayarlayabilirim. Onu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Transform referansı alıyoruz. Buna şöyle transform diyelim ismi düzgün olsun. Transform olduğu için içinde 3 öğe var değil mi? 3 öğe içinden pozisyonu getiriyoruz. Artık elimizle sayı yazmak yerine küp spawner bizden bir objenin transformunu isteyecek. Onun için arkadaşlar buraya boş bir obje oluşturalım ve diyelim ki küp spawn point falan diyelim. Buna şuradan renk şey falan da verebiliyorsunuz. Ve artık elimle ben bu, bunun pozisyonunu ayarlayabilirim arkadaşlar. Nereye ayarlarsam ve bunu bunun içine atıyorum ve bu artık direkt küp spawn point'i transform'unu buluyor bize. Zaten transform yani neyi atarsanız atın onun transform'unu alacak. Transform böyle 3 tane şeyle simgeleniyor. Gördüğünüz gibi bu sayede istediğiniz yerde oluşturabiliyorsunuz. Öye'yi. Bakın burada oluştu. Buradan alıyorum şuraya. Bakın burada oluştu. Ve bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Küp level'da yoktu değil mi aslında? Ama level'da var olmaya başladığı zaman startının içerisindeki materyal rengini küp rengine eşitledim Bu neden oluyor? Bu şudan şu yüzden oluyor. Küp level'da var olmaya başladığı zaman buradaki küp scripti diyor ki artık ben var olmaya başladım kod olarak. Ben o zaman yapmam gereken işleri yapayım. Yani Start ne? Aslında start level'da var olmaya başladığı zaman yaptığı bir şey. Yani küp proje kısmındayken ölü bir şey yok yani sanal bir şey aslında yapı olarak. Ama onu level'da canlandırdığımız anda oluşturduğumuz anda içindeki kodları okumaya başlıyor veya başka ne varsa onları da ayarlamaya başlıyor. Şimdi gel gelelim obje yok etmeye. Obje yok etmeyle birlikte size bir teknik daha öğretmek istiyorum. Şimdi burada destroy derseniz direkt sizden bir şey ister. Hangi objeyi yok edeceğini. Hangi objeyi yok edecek? Kübü yok edecek değil mi? Ama kübün bir referansı yok. Çünkü burası küp spawner. Ben buraya game obje dersem kendisini yok edecektir. Küp spawner'ı yok edecektir. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar geçici bir referans atayabiliyoruz burada. Buraya mesela onun için şunu diyebiliyoruz. Game obje spawn küp eşittir diyoruz. Oluşturulmuş obje. Bu objeyi oluşturuyor önce. Sonra diyor ki spawn kübün içine bunu yerleştir. Artık destroy için de spawn küp yazabilirsiniz. Bu çok kullanılır. Özellikle instantiate metodunda obje oluştuktan sonra objenin içindeki bakın burada mesela küp referansını alabilirsiniz bu şekilde ve mesela küpün içindeki küp color var ya gördüğünüz gibi alıp eşitleyebiliyorsunuz bile. Şimdilik ama spawn kübü yok etmesini istiyoruz. Böyle yazarsanız obje oluşur ol oluşmaz yok edecektir. Bunu göremeyiz. Destroy'in de iki farklı varyasyonu var. Şöyle silerseniz zaten overload olarak size gösteriyor hangisini koyalım. Burada zaten yazıyordu açıkçası. Hani birazcık İngilizceniz varsa mesela diyor ki obje koyacağım diyor. Remove a game object component or İkincide süre veriyor. Gördüğünüz gibi float t. T zaman demek. Mesela span küp virgül 5 saniye sonra. Obje 5 saniye sonra yok olsun dedi. Oluştu. 5 saniye süre geçecek. 5 saniye sonra küp kendini imha edecek. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar Geçici bir variable oluşturup içine atadım ben. Kalıcı bir variable oluşturmak istiyorsanız üstte private game object küp dersiniz. Burayı silersiniz. Şuraya direkt spawn küp dersiniz. Ve isterseniz sonra onu startın dışında da kullanabilirsiniz. Yani şu haliyle yazdığınız zaman ben örneğin update metodunda bu spawn küpü bulamam. Çünkü bu startın içinde oluşmuş bir şey. Onun için. Şimdi öyle oluşturalım ve size yeni bir teknik öğreteyim. Çok yine kıymetli önemli bir şey. Game obje küp dedim. Zaten ismi aynı olduğu için böyle olacak. Destroy etmesin. Şimdi size arkadaşlar Boolean'ları öğreteceğim. Bu kısma kadar niye öğretmedin hocam? bir variable tipi değil mi boolean diye soruyor olabilirsiniz. Önceden biliyor olabilirsiniz. Boolean'ı şu ana kadar öğretmeme sebebi aslında if else olmadan boolean öğretmek çok yanlış oluyor. Bence. Yani oturmuyor. Yani variable'dan fonksiyona da o anda geçemiyorsun. O nedenle şimdiye bıraktım. Aslında boolean'lar da integer float kadar belki onlardan daha sık kullanılan bir variable tipidir. Şudur şunu yapar. Doğru mu yanlış mı? Buna bakar. Mesela buraya public bool can spawn Boolean'larda böyle soru sorarmış gibi yapın. Is spawned can spawn gibi. Buraya da diyeceğim ki eğer if parantez açacağım can spawn eşit eşit true ise If yazımı bu şekilde. If yazıp parantez açıyorsunuz. içine soruyu soruyorsunuz. Can spam doğru mu? Sonra bunu kapatıyorsunuz. Eğer doğruysa objeyi spawn et. Mesela. Else yazarsanız da açıp kapatırsanız da üstteki şey sağlanmazsa burası sağlansın diyoruz. Mesela üstteki şey sağlanmazsa konsola bir yazı yazdırsın biraz bilgiler üst üste geliyor ama artık bir noktada öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için print'i kullanabiliriz. Print konsola yazı yazdırıyor. Açıyoruz ve bu içine bir şey istiyor. Mesaj istiyor string. Bunu şuraya yazdıracak arkadaşlar. Şuradaki konsola yazdıracak şimdi. Küp spawn olamadı. Mesela. Artık geriye geldiğimiz zaman tiklenebilir bir alan olduğunu göreceksiniz burada. Mesela objeyi spawn et dedim. Burada spawn küp mesela public olmuş. Mesela bunun public olmasını istemeyiz değil mi? Private olmasını isteriz. Çünkü burada görmeye gerek yok. Kafa karışıklığı yaratıyor. Tam bu noktada public ve private'ları ayırıyoruz. Eğer obje spawn olabiliyorsa objeyi spawn edip spawn küpü ona eşitle. Eğer olamıyorsa küp spawn olmadı yaz. Şu an spawn olabiliyor. Tik dedim normal spawn olacaktır şu pozisyonda ama ben bunu tiklersem yani tikini kapatırsam orası doğru olmayacağı için span olamayacaktır gördüğünüz gibi bunu yazmaya aslında gerek yok şöyle bu arada asla eşittir yazmayın eşittir demek birbirine değeri eşitlemek değil soru soruyorsanız eşit eşit yazacaksınız soru sorarken şöyle bir kısaltma var bir şey zaten direkt böyle yazarsanız doğru mu diye kontrol eder. Hani eşit eşit true yazmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde eşit eşit false yazmak yerine de şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Variable'ın başına ünlem koyabiliyorsunuz. O zaman da yanlışsa alttaki işlemi yapıyor. Bu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlar kalsın yine. Span. şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar ben klavyede k tuşuna bastığımda küp yok olsun bakın bastığımda soru soruyorum demek ki if else kullanacağım if şimdi bana soru soracaksınız hocam update e neler yazılıyordu sen niye update e yazıyorsun bu dediğin şey saçma değil miydi hayır Update'in içine neler yazıyordu sevgili arkadaşım? Hatırlıyorsan update'in içine sürekli çeklenen şeyler ve tuşlar, kontroller yazıyordu. Biz de tuş yazacağız. Input nokta get key up var, down var gördüğünüz gibi. Get key var basılı tuttuğunuz sürece. Down. Peki hangi tuşa key kod yazıyorsunuz? Nokta hangisi demiştik? K. Büyük harfle. Bak burada ne dedik? Eğer bu tuşa basılıyorsa ne yapacak arkadaşlar? Destroy edecek spawnlanmış gibi. Ama can false şu anda. Tabi onu true yapalım. Evet şuna bastım. Sahnede gördüğünüz gibi yok etti. Hadi başka bir tipe geçelim. Farklı bir yapıya geçelim. Else if diye bir şey var arkadaşlar. O değil de bu ise gibi kontrol. If'e kontrol ediyor. Buna basılmış mı? Buna basılmamışsa buna basılmış mı diyor. Else de soru sormamamızın sebebi zaten üsttekinin sağlamama koşuluydu. Ama else if yazarak farklı bir şey daha kontrol edebilirsiniz. Mesela Atıyorum bir şey düşman ise hasar vuracaksınız. Dostsa da duruma göre bir şey oluşacaksınız. Bakınız düşman mı? Düşman değil. O zaman bakacaksın ki dostum benim yanımdaki yoldaşım mı? Elzif benim yoldaşım mı? E o da değil. Altına o zaman bir elzinlersiniz. İşte dersiniz ki o zaman bunu yap gibi. Burada da arkadaşlar kendi s yazmış taba bastığımda. Ben m yazacağım. Eğer m ise de bakın şimdi referans kullanmayı yapacağım. Spawnlanmış kübün. Component'ını getir. Mesh Render'ını getir. Mesh Render'ın materyalini ve color'unu getir. Onu da color. blueye eşitle mesela. Şimdi M tuşuna bastığım zaman rengi maviye eşit işte oldu gördüğünüz gibi. Neden? Obje oluştuğunda referansını burada saklamıştım. Bundan daha güzel nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Nasıl bir yorum yapabiliriz? Aslında arkadaşlar başka bir objenin komponentine ulaşmak ulaşırken de çok böyle detay yazmak biraz saçma olabilir. Onun için şöyle bir şey yapabiliriz. Kübün içine geliriz. Zaten kendi içinde var ya meşlendirir aslında. Deriz ki buna. Public. Public yapmazsak orada göremeyiz çünkü. Public void. Change. Color. Parantez aç kapat. Aşırı referans veriyor ya. Kafam biraz karıştırıyor. Önceden bu kadar referans vermiyordu. Bunun içine de arkadaşlar üsttekinin kopyalarım. Ama hangi renk olsun? Rengini de burada parametre olarak alsın. Color target color diyelim. Bu fonksiyon çağrıldığında nasıl çağıracağız? spawn cube.get component cube scripti. Ona bağlı ya çünkü. Nokta change color. Gördüğünüz gibi bizden artık bir renk referansı istiyor. Zaten üzerine gelirseniz sizden bir renk referansı istediğini görürsünüz. Hangi renk olsun? Color nokta deyip burada temel renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela siyah olsun. Eğer bir objeden referans alacaksanız içinde hali hazırda bir script varsa ona yazmanız daha güzel olur. Şimdi Ctrl S'ye bastık kaydettik. Gördüğünüz gibi Change Color istediğimiz yerde kullanabiliriz artık. M'ye bastım. Gördüğünüz gibi siyaha dönüştü. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Niye peki fonksiyona dönüştürdün hocam? Zaten bir satır koddu. Belki siz bir düşmana vurduğunuz zaman öldüğü zaman veya düşman şöyle bir efekt yapmak istiyorsunuz. Önce biraz büyüsün. Sonra biraz küçülsün. Sonra dönsün. Sonra bir ses efekti oynasın. Sonra rengi bir türlü daha farklı bir şeye dönüşsün. Sonra bir partikal oynasın. Sonra obje yok olsun. Mesela. 6-7 tane şey saydım. Bu 6-7 tane satırdır minimum. Şimdi siz buraya gelirsiniz dersiniz ki day bir tane öl skripti yazarsınız ve burada sadece ölü çağırırsınız. 7 tane şeyi buraya yazmazsınız. Onun işini kendisi yapar. Bu çok önemli bir konudur. Herkes kendinden sorumlu olursa kodlarınız çok temiz olur ve nerede ne yarayacağını bulursunuz. Şimdi atıyorum küp spawner'ın içine ben o dediğim şey 7 satırı buraya yazmam çok abes. Ve 7 tane referans istiyorum ben. Sürekli get komponent bir şey. Get komponent bir şey. Ama ben direkt bir script'in içindeki fonksiyonu çağırırsam ve bu hepsini kendi içinde hallederse hem performans açısından hem de mantık açısından çok daha doğru olacaktır arkadaşlar bizler için. Bu da bu şekildeydi. Bu sayede biz neler öğrendik? Instantiate, destroy, get key'dan Aynısının şey versiyonu var bu arada. If input nokta get mouse button down. Sıfır derseniz sol mouse'u normal tiki. Bir derseniz sağ tiki alır. Bu sayede mouse'u kontrol edebilirsiniz. O da elinizde kalsın. Tam şöyle yazılıyor. Get mouse button down. Parantez aç sıfır. Böyle yazılıyor. Gibi. ilginiz Olsun. Ve önemli bir konuya daha geçelim arkadaşlar. Bu da istiyorsanız son konumuz olsun içerisinde. Çünkü yani yazdıkça yazılır, buldukça bulunur ama temel şeyleri ayırmak istiyorum. Objeyi değdiği zaman, birbirine çarptığı zaman gibi bir şey var. Onu nasıl oluştururuz? Onu görelim. Şimdi biz bu level'da bildiğiniz gibi kübümüz var. Oluşuyor daha doğrusu. Böyle açarak bu arada prefabları görebiliyorsunuz. Oluştuğunda ama aşağı düşmüyor çünkü fizik olmadığı için. Buradan et component deyip buna bir rigid body ekleyeceğim. Şöyle görün. Kapatılabiliyor bunlar. Ha. Rigid body arkadaşlar fizik verir ve yukarıdan aşağı düşer. Şimdi artık sahne objeyi oluşturduğumuz zaman yukarıdan aşağı düştüğünü göreceksiniz. Nerede oluşuyorsa. Evet. Buraya da bir zemin oluşturacağım ben şimdi. Ground isminde. Direkt ya da bir küp oluşturup onu büyütelim. Daha iyi olur. R'ye bastım. Şöyle ve şöyle. Gelelim. Kamerayı da alacağım. Daha yukarı bir yere koyacağım ki level'ı görebilelim. Aynen. Eğer rengi çok sarı geliyorsa bir tane materyal oluşturulabilir burada çok hızlı bir şekilde. Mesela ground materyal dersiniz. Bunu buraya atarsınız. Sonra rengini biraz şöyle grimsi. Elini artırayım. Heh, böyle bir yapıya soktum. Şimdi bu küp spawn point'i de şöyle bir yere aldım. Artık bunun bir box collider olduğu için küp yukarıdan aşağı buraya düşüp sabit kalacaktır. Yani bir fizik teması yaşanacaktır. Gördüğünüz gibi üstüne düşüyor. Ama diyelim ki buna çarptığı zaman kendini yok et. Rengini değiştirmesin artık. Rengini çok değiştirdik. Buna çarptığımız anda küp kendini yok etsin. Bunu nereye yazmalıyız bu kodu? Hemen düşünelim. Küp spawner'a mı yazacağız? Zemine de kod yazmak saçma. Küpün içine yazarız arkadaşlar. Gelelim scriptlere. Küpün içine şunu diyoruz. On collision enter. Taba bastığında kendisi getiriyor. On collision enter etkileşime geçtiği zaman. On collision exit etkileşimden çıktığı zaman. On collision stay yanılmıyorsam ismi bağlı kaldığı sürece her frame'de. On collision enter 2D, 2D için on collision and exit 2D, 2D için çıkma ve bunların dışında bir de trigger vardır. On trigger enter. Teknik olarak ikisi de aynı şeydir. Trigger'la şeyin farkı şöyle olur arkadaşlar. Collision'ın farkı. Geldiğiniz zaman mesela prefab'de burada is diye bir şey görürsünüz. Eğer bir şey trigger yaparsanız o fizikleri artık görmez ve sadece birbirine çarpıp çarpmadığını kontrol eder. Mesela bunu hemen bir örnek verelim. Yarış pistlerindeki yarış bitiş çizgisi aslında bir collision'dır ama bir fizik temas etmez. Araba üstünden geçerken orada kalmaz. Sadece vardır. Trigger tam olarak budur arkadaşlar. Tetiklemek için. Ama collision fizik temelli etkileşim için. Tamam mı? Yani eğer istiyorsanız fizik şey fizik temelli olmayan direkt etkileşim için is trigger'ı açıp on trigger fonksiyonunu kullanırsınız. İkisi de aynı şey. Yapısı da aynı şey. Sadece ismi farklı. Referans isim. Burada şunu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu böyle yaparsak her öğeyi, her yapıyı kontrol edecek. Herhangi bir şeye çarpması yeterli. Ama biz istiyoruz ki sadece zemine çarptığında kontrol etsin. If sorularda her zaman if. Collision nokta ya transform'dan ya game object'den alırsınız. Çarptığı şeyin compare tag'i en basit böyle alınabilir. Tag'ler arkadaşlar objelere verebildiğimiz isimler bu sayede ayırabiliyoruz birbirinden. Sahnedeki o isimde o tag'e sahip şeyleri alabiliyoruz. Mesela eğer zemin çarptığımız şeyin ground isminde bir tagi varsa obje kendini yok etsin bunu yok etsin bu dediğimiz şey küp disk derseniz bu arada bu scripti yok eder küp scriptini yok eder kübün kendisini değil bu kodu yok eder game obje derseniz kodun bağlı olduğu yapıyı yok eder şimdi geri gelelim ve Buna bir tek atayalım arkadaşlar. Tekleri nasıl atıyoruz? Burada tagler var gördüğünüz gibi. Şöyle getireyim. Buradan tege basıyorsunuz. Burada önceden bizim için ayarlanmış birkaç tek olduğunu görürsünüz. Respawn, finish. Bak finish var mesela. Kamera. Kamerada main kamera oluyor mesela. Çünkü arkada Unity main kamerayı renderlıyor. Görüntüsünü oradan alıyor. Buradan yeni oluşturmak için add tag diyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Ground dedim. Geri geliyorsunuz. Ground diyorsunuz TG. E. Aslında işimiz bitti. Artık zemine çarptığı zaman küp kendini yok edecek. Easy. Herhangi bak elimi çektim. Şuraya basmıyorum. Tık yok oldu. Daha ilginç şeyler de yapabilirsiniz. Mesela transform nokta local scale'i 3 yaptı mesela. Çok büyük bir şey olacak muhtemelen. Mesela hocam o yazdığın kod neydi onu bize de göster falan. Hiç gerek yok. Onları zaman içinde zaten ihtiyaç durumuna göre siz öğreneceksiniz. Gördüğünüz gibi. Temelde arkadaşlar öğretebileceğim kodlar bu şekilde. Bunun dışında öğreteceğim şeyler sizin için hep ekstraya 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 girecek. Bunlara gerek yok. Temelde bu yapıları öğrenin sizlere çok güzel bir temel oluşturacaktır. Bu videoyu çok beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bunun part ikisi şeklinde daha gelişmiş, daha öğrenmeniz gereken yapılara girebilirim istiyorsanız. Katıl üyesi olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu videoların oluşmasında çok büyük katkı sağlıyorlar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sorunuz varsa yorumlarda sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. İstiyorsanız tabii ki yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.